Demek şampiyonun kardeşisiniz. Evet. Kendisini şahsen tanırdım. Camianın gördüğü en düzgün boksördü kendisi. Kaybı hepimizi çok üzdü. Öyle mi? Babam öldürmemiş onu, derviş dedi. Biliyorum. Ben sizi yalnız bırakayım. Benim iki bir telefon görüşmem var. Güneş, ben dışarıdayım. Seni bekliyorum. Tamam. Çiftliğe de beklerim. Her zaman. Derviş dedi bugün gelsin. Güneşciğim, bugün maalesef gelemem. Belki başka bir gün. Her zaman beklerim. Görüşmek üzere. Dermişi de çok iyi bildin, değil misin abla? Sen nasılsın? Anlat bakalım, yeneğinden mutlu musun? Evet, çok mutluyum. Dermiş dedem ne istesem alıyor bana. Bizi çok seviyor. Beni, annemi, babamı. Anneni mi? Evet. Dur bak. Fotoğrafını bile saklıyor. Bak. Bu fotoğrafı sana derviş deden mi verdi? Hayır. Ben çekmecesinde buldum. Arkasında ne yazıyor? Bana da öğretsene. Ben sadece annemle babamın adını okumayı biliyorum. Kızınızın fotoğrafına ve bilgilerine ulaştık Derviş Bey. Adı Eylül Bölükbaşı. Eşiniz Reyhan Hanım'ın vefatından sonra Artvin Yetimhanesi'ne yerleştirilmiş. Fırat Bölükbaşı adında profesyonel bir boksörle evli ve yaklaşık 8 aylık hamile. Sizin anlayacağınız yakında bir torununuz olacak. Fırat Bey, salonda bir misafiriniz var, sizi bekliyor. Misafirim mi var? Evet. Derviş Bey ile Güneş çok ısrar ettiler, ben de kıramadım. Akşam bizimle yemek yiyecek Suna ablam. Ben derviş dedeme haber vereyim. Baban gelince haber verdim işte. Neler oluyor? Asıl sen söyleyeceksin neler olduğunu Fırat. Derviş Güneş'in öz dedesiymiş. O yüzden bana hiçbir şey söylemedin değil mi? O yüzden sakladın her şeyi.